Merhabalar arkadaşlar, selamlar, sevgiler herkese cümleten. Bugün arkadaşlar bildiğimiz üzere Windows 11'in final sürümü yayınlandı. Ancak geçmişten bugüne Windows 11'de bildiğimiz üzere eski bilgisayarlarda TPM Secure Boot özelliklerinin olmamasından kaynaklı olarak kurulduğu zaman hata vermekte. Bu hataya binaen bir takım yöntemler var. TPM, Secure Boot ve diğer donanım gereksinimlerinin iletilerini kaldırıcı bir yöntem var arkadaşlar. Bu yöntemi sizlere göstereceğim. İnternette birçok şey var. Bu yapacağımız yöntem diğerlerinden farklı olarak kalıcı olarak yapılmaktadır arkadaşlar. Yani bu işlemi yaptıktan sonra Windows 11'i TPM ve Secure Boot hatasız, donanım gereksinimleri ileti hatasız, hatta pil doluluk oranının hataları da bu sayede giderilmiş olacak arkadaşlar. İşleme başlamadan evvel ben size siteleri açtım buradan. Microsoft sitesine girerek Windows 11 arkadaşlar indirebilirsiniz. Burada yükleme aracı var. Direkt ISO indirme var arkadaşlar. Buradan seçiyoruz Windows 11'i. Linkleri konu altına, video altına ekleyeceğim arkadaşlar. tnstr.com'da konusunu açtım. Detaylı bütün açıklamalar var arkadaşlar. Ben şey olsun diye bir ön izlenim olsun diye video çekme gereksinimi duydum. Forum donanımarşivi.com'da da var arkadaşlar aynı konu. Buraya da ekledim. Buraya da üyeyim arkadaşlar. ForgeSneak ile bildiğimiz üzere. Botvim dosyasını bypass eden dosya arkadaşlar. İndiriyoruz şu anda. Ben indiriyorum. Burada linki var arkadaşlar. Göstereyim hemen. Evet, burada arkadaşlar. Yandex'e upload ettim. Şimdi bu dosyayı çıkartalım. Aşağı çekeyim bu sayfayı. Bu dosyayı arkadaşlar mevcut olan elinizdeki WinRAR veya 7-Zip programlarıyla çıkartma işlemi yapabilirsiniz. Buraya çıkart diyorum. Botvim Bypass dosyası. Buna tıklıyorum. X klasörü var. Bir de Bypass var arkadaşlar. Bunları masaüstüne alıyorum arkadaşlar. Masaüstüne aldık. Şimdi yapacağımız işlem burada X klasörünün içerisinde açıklamalar var arkadaşlar. Konularda yazdığım açıklamaları buraya da ekledim. Hani buradan da bilgi edinmek için okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi elimde benim mevcut birçok ISO var arkadaşlar. Windows 11 ISO'sunu 11'i hemen ISO'sunu buradan sağ tıklayıp arkadaşlar, bunu da unuttum söylemeyi. Power ISO programını veya Ultra ISO programlarını kurabilirsiniz. Mecburen kuracağız. Çünkü ISO dosyasını açacağız arkadaşlar. Ben de Power ISO programı yüklü şu anda. Linklerde mevcut zaten. İndirip kurabilirsiniz siz de. Mutlaka kurulu olsun. Sağ tıklıyorum. Birlikte açtan Power ISO ile aç diyorum arkadaşlar. Açıyoruz. Evet. Windows 11 ISO dosyasını açtık arkadaşlar şu anda. Bitmiyor. Burada Sources dizini var arkadaşlar. Burada Sources dizine tıklıyoruz bir kere. Açılan klasörler altına doğru inelim. Botvim dosyasını gördük. Botvim dosyasını sürükleyerek arkadaşlar X klasörünün içerisine bırakıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyor şu anda. Evet, şu anda kopyalama işlemi yapıyor. Bu bypass dosyasını birazdan X klasörün içerisinde sürükleyip bırakacağım arkadaşlar. Evet, şu anda işlem tamamlandı. Bunu aşağı çekelim. Bunu da içine bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar, bütün işlemlerin olması için bypass dosyasını sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Yani TPM, Secure Boot ve donanım gereksinimleri iletilerini kaldıracağız arkadaşlar bu sayede. Bootvim dosyası yeni oluşacak. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum bypass CMD dosyasını. Evet, işlemler başladı arkadaşlar. Burada herhangi bir işlem başka işlem yapmayın. Sadece bu işlem olsun. Eğer ki açık olan sayfalarınız varsa uygulamalarınız onları kapatın bu işlemleri yapmadan evvel. Şu anda Bootvim dosyası kalıcı olarak arkadaşlar gerekli operasyonlar yapılıyor arkadaşlar. Yani TPM Secure Boot 8-10 yıllık eski bilgisayarlarda bu işleme tabi tuttuktan sonra bütün bilgisayarlara rahat bir şekilde iletisiz vesaire kurulum rahat bir şekilde sağlanabilecek arkadaşlar.
Uzun zamandır video çekmiyordum. Dedim böyle bir konu var. Ara ara görüyorum. Buna bir çözüm bulalım dedim. Kodları birleştirdim CMD dosyasını. Şu anda işlem tamamlandı arkadaşlar. Biraz evvel açtığımız Windows 11 ISO dosyasını görüyoruz. Power ISO ile açtık. Bu Botvim dosyasını sileriz. Buradan siliyoruz. Sildikten sonra Botvim dosyasını sürükleyip aynı yere bırakıyoruz arkadaşlar. Varken de bıraksanız değişimi onayla diyecek. Tümüne evet diyoruz arkadaşlar. İşlem tamamlanmış oluyor. Ekledikten sonra ISO dosyasını kaydet yoluyla, burada kaydet var. Kaydettiğimizde Windows 11 ISO dosyasına Botvim eklenerek kaydetmiş oluyor ve kalıbı bozmadan aynı düzende devam etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işin mantığını sanıyorum anlamışsınızdır. Burada sitelerde de anlattım, detayları verdim. Bu açıklamalarım ve linkler vesaire videonun altına da ekleyeceğim arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola. Anlatmaya çalıştım dilim el verdiğince sizlere. Yani işlemler çok basit, birkaç tıktan ibaret. Yani 5 dakikanızı almaz. Bu da donanım sisteminize göre değişir. Artık eski bilgisayarlar neredeyse kalmadı. Ya bu işlemler yeni veya eski bilgisayarlarda da olur işte arkadaşlar. Fark etmez. Evet arkadaşlar, burada resimli açıklama GIF dosyası da eklemiştim. Yine benzer şekilde, demin yaptığım benzer şekilde aynı işlemler. Burayı da inceleyebilirsiniz. Zaten konuda mevcut. Microsoft'un kendi sitesinden Windows 11'i edinebilirsiniz. Bunun linkini de ekleriz video altına. Burada açıklamalar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bypass etme Windows 11 TPM Secure Boot bypass etme Botvim dosyasını anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım yararlı olmuştur. İşinizi görecektir. Bu işlemi yapmanız yani en fazla alacak 5-10 dakika falan sürer arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık TPM, Secure Boot özelliği, ön yükleme özelliği iletilerinden kurtulmuş oluyorsunuz. Umarım yararlı olur. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yaptığım işlemlerle ilgili yorum ve görüşleriniz varsa farklı şeyler için açıklamalara ekleyebilirsiniz. Eklenen yorumları ben cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Evet, her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda artık tekrardan görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Saygılar.